Ada sahillerinde bekliyor. Yarim seni seviyor, istiyorum. Ada sahillerinde bekliyor. Yarım seni seviyor, istiyorum. Ah, her zamanki yerimde bekliyorum. Beni şad et, şad ya başın için. Ada sahillerinde Teşekkürler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Başta hanımefendiler olmak üzere. Sadece burada değil. Şu anda evlerinde oturmuş çaylarını yudumlarken, yemekten sonra tabii bizim programımız. Çaylarınızı yudumluyorsunuz ya, maçlar da bitmiş. Bizi izliyorsunuz. İbo Show'den. İbo Show'den kalmış, orada bizi izliyorlar. Şimdi ben bu reytinglere de kafam zaten hiç oralı bile değilim. Sokakta yürürken, ay İbrahim Bey dün akşam sizi izledik, çok güzelsiniz sokaktaki insan bana diyorsa, benim için işim bitmiş diyor. İşim bitmiş. Televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen, 7'sinden 70'ine kadar o insanlara, o insanların içinde de diyoruz ki, başta hanımefendiler olmak üzere her evde olan. Çünkü başta hanımefendiler gerçekten. Hanımların olduğu yerde kavga olmaz. Yani benim felsefeme göre. Çünkü bayanlar tedirgin olmak istemezler. Bayanlar korkutulmak istemezler. Bayanlar huzur ve sükunet ister. Ailesiyle birlikte mutluluk ister. Huzur ister, neşe, muhabbet ister. Kavga gördüm oradan kaçar.
Ama biz erkekler yanımızda hanımımız olduğu zaman anladın mı? Ne bakıyorsun lan öyle ha? Neye baktın? Hayatım boş ver falan. Dur lan bir dakika. Neye baktın lan öyle? Nereye baktık beyefendi? Öylesine bakıyorduk. Yok yok sen bana baktın. Hayır abi sizde ne alakası var ya? Kendi kendime öyle bakıyordum. Ya bana baktın sen. Niye baktığını bir söyle. Lan baktıysam ne olacak? Yani niye baktın diye sordum canım. Hani gır gır öyle. Aslında buradan sesleniyorum. Eşinizle yanınızda olduğu zaman bile o zaman çok daha muhnis, daha sessiz, daha her şeyi alttan alarak en iyisi bence o. Çünkü yani tamam hanımın yanındadır ona bir yiğitlik, o senin kim olduğunu ne olduğunu biliyor ya. Onun yanında yiğitlik yapsan ne olur, adamı dövsen ne olur, kavga etsen ne olur. O senin ne olduğunu biliyor, biliyor. Bilmezse senin yanında ne işi var? Evet. Bazı şeyler de var, hanımlar da var, tarihçi. Aa, sen şimdi bunu döversin de. Bak şimdi adama durduk yerde. Şimdi adam dese hayır canım nasıl döveyim, ne alakası var? Yok yok döversin. Diyemez. Ne döver misin? Bırak gebertmeyeyim adamı şimdi, döversin nedir falan deyip Allah tarih. Ama huzur içinde yaşamak güzel, nasıl edeyim ben? Bu nedir? Hı. 23 Nisan. Yarın değil öbür gün. Demek ki bugün 21. Niye gülüyorsunuz abi şimdi? Abi programımız yayınlandığında 23 Nisan olacak 2 gün sonra. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı, çocuk şenlikleri, çocuklarımızın bayramını kutluyoruz efendim. Ve programa başlıyoruz. Kıraç geliyor. Ha pardon sen geldin değil mi? Merhabalar nasılsınız? Merhaba. Şey makyaj öpücüğü bunlar. İkimiz de makyajlıyız ya. Şimdi Kıraç'ı gördünüz. Mikrofonda tanıyorsunuz bu mikrofonu. Veriyorum ona. Bakalım bize Kıraç ne diyecek? Bir programımızı bir siftah edelim. Siftah kişi oğlundan bereket Allah'tan. Buyurun Kıraç. Yeah.
sen duramazsın. Bu yerlerden kaçamazsın. Tek başına yapamazsın. Yemin etme, tutamazsın. Yüz çevirsen duramazsın. Bu yerlerden kaçamazsın. Tek başına yapamazsın. Yemin etme, tutamazsın. Yüz çevirsen duramazsın. Bu yerlerden kaçamazsın. Tek başına yapamazsın. Yemin etme, tutamazsın. Yüz çevirsen duramazsın. Bu yerlerden kaçamazsın. Nereye geçin abi? Yemin etme! Kaçamazsın! Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Başım oradan azma. Kırraç! Bin tane rak koydu. Kırraç! Yemin ettim! Kaçamazsın! Hayatımda ilk defa 5000 kişiye söylediği parça ayağında konduruyor. Ne alaka? 8 yaşındayken Pazarcık'ta, Maraş Pazarcık'ta ilk defa ben böyle... 8 yaşındayken mi? Tamam, kapat oğlum, kapat. Hayret bir şey. Bari 14 yaşında falandır dedi. Yani kim bilir belki de 10 sene sonra ayağında kondurayı dinlemiş. Ne zaman dinledin? 82'ydi galiba. Ha, o civarda okumuştum evet. Zaten. 5000 kişiye onu söyledim yani... Nerede söyledin, okulda mı? Okulda bir böyle bir büyük bir organizasyondu. Bütün şehrin valisi diyorum, kaymakam falan. Mesela tutuldu. Şöyle bir başını şey, bakın nasıl söyledin abi, nasıl? Ayağında kundura. Bir miye alabilir miyim? Ayağında kundura. Ayağında kundura. Yar gelir dura dura. Yar gelir dura dura. Ölürem ben, ölürem. Şimdi bunu söylerken şimdiki söylediğin gibi bir mi alayım falan dedin mi yani? Yok canım. Si mi dedin o zaman? Herhalde babam, o zaman öyleydi. Babam bir folklor konusunda uzman bir insandır. O yapıyordu zaten bu organizasyonları. Müzisyen mi babanız? Yok, müzisyen değil ama halk oyunları folklor konusunda çok kendine itmiş. Kulağı evet. Bayağı dolgun. Kıraç'a teşekkür ediyoruz. Ben 8 yaşında da olsa, 7 yaşında da olsa ezberlemiş ya, o çok önemli. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Şimdi programımıza bakıyoruz, kim geliyor? Osman Yağmur Dereli'nin sevdiği bir kız geliyor. Parçasını sevi, kendisini sevmeyi sevemez, gebertirim. Ben severim kendisini. Yani Osman'ı ben severim, o sevemem. Hemen yanlış ayınlar abi. Serap Sapaz. Ha, sen gel yanıma. Niye diye sorarsanız mikrofon takacak yer bulamadık. Mikrofon, şey pardon. Ben niye bir saattir odada niye bakmıyorum ben buna ya? Hakikaten kaçırdınız. Ay ben ne dedim pardon. Kaçırdım. Yakalarım sapaz. Hangi saptan sapıyorsun? Bizim şu ileriden gidiyorsunuz, sola sapıyorsunuz, sonra Serap. Efendim bunu bunu nereden tanıyorsunuz? Şekerci mi baban senin? Takoti çikoti. Öyle değildi. Mikrofonu veriyorum. İlk başta bize şeyi söylüyor. Nafile, nafile. Sana
içerim yanıyor, sensiz yorgunum şimdi. Hasret kalbe dar geliyor, sen aklıma düştükçe. Of içerim yanıyor, sensiz yorgunum şimdi. Hasret kalbe dar geliyor, sen aklıma düştükçe. Of içerim. Seni ellerim özlüyor. Nafile acılar şimdi, beni senden çok seviyor. Sen aklıma düştükçe, of içerim yanıyor. Sensiz yorgunum şimdi, hasret kalbim. Yanıma otur. Serap, bekar mısın? Bekarım. Bekarım, ben sultanıyım. Bekar. Niye? Daha kimseyi bulamadım galiba ondan. Ama burada bir not var, sevgilisi var, ayrılmış. Ayrıldım, Allah'a şükür. Artık özgürüm. Siz huzur bozan mısınız? Mutlu değil miydin? Bekarlık sultanlıkmış. Bekarlık sultanlıktır diyorsun, peki. Yani kafana göre birini bulsan takılırsın. Ya şu anda düşünmüyorum. Artık işimle evlenmeye karar verdim bir süre. Hı. Daha sonra uygun birini bulursam evlenirim ama çıkmam kimseyle artık. Yani manava falan bakala. Oralara çıkıyorum. Abi. Diyor ki çıktığım çocuk, çıktığım kız. Vallahi. Sizin çıktığınız yok mu bakkala? Olsa tükan senin. Yok. Olsa. Olsa. Şimdi çok edepli ve çok terbiyeli bir arkadaş geliyor. Çok güzel bir arkadaş, çok sevdiğim bir çocuk. Hakan Altun! Hakan! Sevgilin var mı? Yok, bekarım abi. Senin de yok? Yok. Benim var. Diyebilirim. Yok da diyebilirim. Ben nişanlandım. Dersem inanmayın. Tamamıyla yalan. Gazeteler öyle yazıyor, ben öyle bir şey demedim. Yani yüzük takıyorum, nişanlandı değiller. Çıkartıyorum, boşandı değiller. Bu tarafı arıyorum, evlendi değiller. Yani hangi tarafta yüzük evlidir, şeydir? Solda evli. Niye nişanlı dediler o zaman? Ha, fotoğrafı ters çevirmiş, herkes bu elime getirmiş. Ha, var ya bu film abi, bu gazeteciler vallahi. Bak unutmayın bu lafımı. Ah, sizde arada bir tane kıraç oturuyor. Senin sevgilin var mı kıraç? Var, var Allah'a şükür. Allah'a şükür. Harbi harbi var dedi abi. Vallahi. Evet. Şimdi Hakan, kasetin çıktı mı? 12 Nisan'da çıktı abi. 12 Nisan'da çıktı. Evet. Ne okuyacaksın onun içinden? İlk klip şarkımızı Kıyamadım diye bir şarkı. Buyurun abi, buyurun abi, buyurun abi, buyurun abi. Ben sana kıyamadım, kıyamadım, kıyamadım. Anlasana.
Bastalardan bir gün bize de bir tane verir de. İnşallah abi. Hayatımdaki en büyük dileklerimden biridir bir şarkımı İbrahim Tatlıses'in okuması. Şerefleri okuruz. Seve seve okuruz. Şimdi bakın, biri dedi sevgilim yok, biri dedi yok, biri dedi var. Ben ne diyeyim şimdi? Abi size var kalıyor. Yok, var, yok, var. Peki şöyle başlasak, yok, var, var, yok. Benim yok gerçekten. Yok, yok, var, yok. Oluyor. O zaman ters ol. Şöyle geleyim ben, nasıl olacak bakayım. Evet. Her halükarda oluyor abi. Her halükarda başlıyor. Var. Yok. Var. Evet, baştan sayalım abi. Var. Anons ediyorum tüm türeyi. Sen de? Var. Şimdi bak. Yok. Beni kurtarmak için söyledi. Evet, şimdi o zaman ben bir tane söyleyeyim bakayım sizlere. Yok, yok, sevgilim yok. Yok, yok, hiç kimsem yok. Yok, yok. Sevgilim yok, yok, yok. Buradan beste yaparım ben ya. Vallahi şarkı yapıyorum ben. Sana gönlüm verdim bebeğim. Sana ömrüm verdim bebeğim. Seni senden çok sevdim bebeğim. Sevdim bebeğim, bebeğim.
Teşekkürler. Bir görüşte aşık olur musun? Oldummuştum. 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 Nasıl oldummuştum? Görür görmez vuruldum, avcım baban senin dedi. Allah Allah. Ondan sonra kömürcüye mi vuruldun? Hayır. Görür görmez aşka inanırım ben. Benim rahmetli nenem dedemi gördüğü zaman arada bir tane bohçacı varmış böyle. Gidip onunkini ona anlatırmış, onunkini ona anlatırmış. Öyle o zaman öyle çıktı mıhtı yok. Hele bir çık bak ne oluyor. Vallahi burada biz çıkıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Ama onun o çıkmanın da gerçekten bir saygınlığı olmalı. Yani Kıraç. Evet abi. Sen ilişkilerine nasıl bakarsın abi? Ben bir gecelik beraberliğe inanmıyorum açıkçası. Bu toplumda da sürekli televizyonlarda orada burada bu pompalanıyor. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Aile yapımızın bozulduğunu düşünüyorum. Ve ben tabii ki bir anda aşık olabilirsiniz fakat niyet olarak insanlar dikkat ediyorum. Böyle bir gecelik beraber olayım da sonra rahat edeyim. Daha sonra beni aramasın falan gibi böyle bir duygu var insanlarda. Ben buna katılmıyorum. Ben beraberliklerimde onun sonsuza kadar sürmesi dileğiyle bir kere yola çıkıyorum. Ondan sonra kader bir yerlere götürür ama kader beni genelde bir günde bir yere götürmüyor. Bayağı uzun süre bir beraber oluyorum. Çok da fazla ilişki yaşamadım onun için. Çünkü daha yaşım sınırlı. 30 yaşındayım. Çok fazla ilişkim olmadı onun için. Sağlam güzel. Yani ileri gider. Güzel abi. Hakan bu konuda bir konuşur var ya. Hepimiz böyle bakarız Hakan'a. Evet Hakan sen ne diyorsun bu konularda? Ben şarkılarda anlatıyorum. Normal hayatta yaşamadığım için. İlişkim yok yani şu an. Olsa da hiçbir zaman saklamıyorum. Aşık olmak dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Ama doğru insanı bulduğunuz zaman güzel. Biz herhalde daha bulamadık doğru insanı. İnşallah bulursak doğru zamanda doğru yola çıkıyoruz abi ama doğru yoldasınız değil mi? Bizim Hak Usta da doğru yolda mı? Bakın efendim size birini tanıtayım. Bu lezzet uzmanımız. Tatsız kebabın, tatsız lahmacunların lezzet uzmanı bizim Hak Usta'mız bu. Bir. Babosan. Yok öpeceğim. Vallahi, öpeceğim. Olmaz. Vallahi öpeceğim. Vallahi. Ya olmaz bir. Olmaz. Ya ver. Ya Ali öpeyim ya. Ya usta. Ali öpülecek adam sensin. Estağfurullah. Bu bizim... Teşekkür ederim. O bizim pirimiz o, pirimiz. Baba dostumuz onlar. Evet. Şimdi kim geliyor? Duymuyorum, duymuyorum. We'll be right back.
Az önce işaret ettim böyle. Yani kusura bakmayın dedim. Neydi o? Bugün... Hı. Ben sazlarla oynamak istiyordum. Hı. Siz izin vermediğiniz için bu müzik çalınca üzgünüm yaptım. Bunlara? Arkadaşlarıma, abilerime. Ben de size dedim ki provalı mısınız, değil misiniz? Ben de evet provalıyız dedim. Peki nasıl prova yaptınız kaşla göz arasında? Merak ediyorum. Bizde kulak var. Sizde ne var bilmiyorum. Bizde de yürek var ama göremiyoruz. Ya. Ya. Şaşırma. Şaşırma evladım, şaşırma. Çalın da görelim bakalım ne var ne yok. Bir çalın bakayım. Tabii buyurun. Ha, ortada. Çok güzel, harika, harika. Çok güzel. Yandınız oğlum, yandınız. Tabii. Orkestrayı olduğu gibi değiştiriyorum. Orkestrayı olduğu gibi değiştiriyorum. Orkestra, pardon. Hayatımda bu kadar kıskanç bir adam görmedim. Kıskanç, ben bir yemek kıskanırım, bir de kadın kıskanırım. Yani eğer bu kıskançlık bir suç oluyorsa, buyurun, ben suçluyum. Beni idam edin. Ama değil. Zaten şimdi... kadın kıskanmıyorsun, sazlarını kıskanıyorsun. Yani demek istiyorum ki ben bunu kıskanmıyorum yani. Benden habersiz nasıl çalışırsınız onu... Çalışmadık. Peki nereden biliyorum? Demin onu anlatmaya çalışmıştım ama anlamadı. Çalışmadık. Peki çalışmadan kim para veriyor sana? Ha, buyurun. Siz birçok şeyi parayla hallediyorsunuz ama biz gönüllerimizle hallediyoruz. Gönüllerin açmadığı kapıyı para açıyor. Vallahi benim gönlümü açamadınız ama gerisini bilemem. Evet. Bundan sonraki İbo Show'larda böyle oyunlar olacak. Bu ilk oyunumuzdu efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bravo. En güzel. Çok güzel bu. Evet. Şimdi. Kıraç. Kalk kalk. Kalk bir kıraç çıkalım. Gel. Gel. Çayır çimen geze geze of, çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze, kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem of. Kızına gönül verdim darılma hanım teyze of nenem of.
pencereden kuş uçtu. Pencereden kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of verem of, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Pek kayda değer bir para yok şimdilik. İnşallah olur. Verirsen... Senin var mı Hakan? Yo, ben bankaya para koymam zaten. Ben. Niye? Gitmiyorum. Yastığın altında tutuyorum. Yastık altı yapıyorsun. Sen? Benim de yok. Ben de evde saklıyorum. Zaten hiçbir sanatçının bankada parası yoktur. Aslında benim Türkiye'deki bankalarda yok. İsviçre'de falan var benim. Şimdi Osman bunu çok seviyor. Vallahi. Şarkı ya. Nereden biliyorsun? Duymuştum. Nereden duydun da 3 gün evvel oğlan bana söyledi ya. Osman bu şarkıyı sevmiyor. Sen de sevmiyor. Sen ama gel istersen Kadir için bu şarkıyı söyle. Gel gel hadi gel. Sevmiyor musunuz? Ha? Siz? Ben seviyorum ya. Senin baban kömürcü mü baban? Ya belki adam şeyde kalmış abi, kömür boşalmış çuvaldan. Böyle bir çıktı kapkara. Hemen dedi ki kömürcü mü baban senin? Hiç ya böyle bir şey var mı ya? İki tane oldu mu? Yok sen bunu alma. Sizinki... Çok tatlısın, güzelsin, şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara, kömürcü mü baban senin? Çok tatlısın, güzelsin, şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara, kıvırcı mı baban senin?
çok tatlısın, güzelsin, şekercimi baban senin. Kaşın kara, gözün kara, kıvırcımın baban senin. Yani benden tarafı da açıyor, tok sinirimi kapatayım bu tarafı. Ya ben bir şey açmıyorum ya, vallahi. Açılıyor. Şimdi açıyor, özür dilerim. Aramızda bizi bugün izlemeye gelen, benim birlikte film çektiğim, hatırlar mısınız? Deniz Akbulut'tan. Hı? Hani benim, benim karımı oynamıştı. Karımı oynamıştı ve İki tane çocuğumuz vardı. Bir tane de benim başka bir ilişkiden olan bir çocuğum vardı. Tesadüfen o çocuk da annesi getirir. Çünkü annesi hastadır, kanserdir. Ölmek üzeredir. Bana teslim etmeye getirir. Ben de huzurum ve yuvamın şeyi bozulmasın diye böyle bir çekirgellik olur. İsterim istemem. Ve her izlediğinizde de zannediyorum hepinizi de ağlatmıştır. Hemen onun yanına gidiyorum. Yanağından öpüyorum. Canım hoş geldin. Otur 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 otur. Canım benim. Nasılsın? İmparator, büyük imparatorsun sen. Estağfurullah, estağfurullah. Canım benim. Estağfurullah. Geldim, saygılar. Geldim, yer bulamadım ben de. Şey, fark etmez, fark etmez. Sen otur canım burada. Benim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani. Saygı duyuyorum. Estağfurullah, rica ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok iyisin. Şeref verdim, çok sağ ol. Hastayım, hastayım. Sağ ol. Evet. Bakın, dünyada en büyük şey sabretmektir. Allah'a inancı yitirmemektir. Allah'a olan aşkını yüreğinde büyütmektir. Ne gelirse insanın başına Allah'tan gelir. Kul hiç zannetmesin ki ben yaptım, ben ettim. Hiçbir kul Allah'ın yaptığı şeyleri yapamaz. Çünkü yüce Allah sadece onları vesile olarak gönderir. Onlar vesiledir. O vesileyi yerine getirirler, o böbürlenir. Ben yaptım, ben ettim. Hayır. Hiç kimse kendi başına bir şey yapamaz. Allah emretmezse nefes alamayız. Onun için bakın, Allah her şeyi veriyor. Şöhretsin, namın, bütün Türkiye seni tanıyor. Ve sana öyle de bir sabır veriyor ki ona isyan edemiyorsun. Çünkü Allah aşkı öyle bir aşktır ki insanları isyana sürüklemez. Ama insan aşkı insanı çabuk isyana sürükler ve feryat ve isyan edersin. Ama Allah'ın aşkına demiş ki Ezrail aleyhisselam, ya Rabbi demiş, bana öyle bir görev veriyorsun ki bütün insanlar benden nefret edecek. Öyle sebepler koyacağım ki demiş, hiç sen akıllarına bile gelmezsin, merak etme. Onun için bakın nasıl bir sabır vermiş. Gözleri görürken şu anda gözleri görmüyor. Gönül gözümle görüyor, evet, İbrahim. Onun gönül gözünü açıyor ve öbür gözlerini görüyor diyor. Aslında belki de bazı vicdansızlara, bazı yaramazlara, bazı kendini bilmezlere bir vesile olarak, sebep olarak onu gösteriyor. Bunu görün, Allah'ın aşkının ne kadar büyük olduğunu, Allah korkusunun çok daha büyük bir tehlike olduğunu görün. Teklif nedir bu teklif abi? Sözü müziği bana ait. Ha, bir arada sözü müziği bana aitti. Çünkü hiç kimse böyle demiyor, bu bestecidir, bilmem nedir. Sana diyorlar da bana demiyorlar. Sen... Ben de aa bu şarkı da senin mi? Ha diyorum ben, Allah Allah bak. Bak sinir. Mesela şimdi desem ki bu kömürcü mü baban senin, benimdir dersem inanmayacaksınız. Al o kasetini kızım. Söz müziği İbrahim Tatlıses yazmıyorsa ben size parayı geri vereceğim. Nasıl? Nasıl vereceksiniz hepsini? Sen iste biz veririz ya. Benim de gönlüm boşa. Benim de
boş. Sen az önce burada şey olanlara bakma. Nasıl yani? Yani o film icabı. O para değil. O para değildi. O bir oyun muydu yani? Ya işte gırgır yapıyoruz Allah aşkına gülün diye ya. Niye gülmüyorsunuz? Hadi gülün gülün. Gülemedi. Ya hadi Hakan. Birisiyle ya evlenecek olursam bu şarkıyla evlilik teklif edeceğim. Şarkının adı çünkü teklif ediyorum benimle evlenir misin? Çok düşündüm son kararım kendimden eminim. Diye böyle yani bir şarkı. Son kararım mı? Son kararım mı? Peki buyurun abi. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Niye abi? Bu şarkının niye bu şarkının? Evet, evet, ben evet. Dedim. Ne demek istedin yani şimdi? Şarkıya hitaben mi yoksa? Yani sanki şarkının orasında o bölümünde şey der gibi. Evet, evet diye böyle bir vokal. Yani sen evet de. Varmış gibi geldi için. Olmuşken ben bu işe çöp çatallık yapayım lo. Ha vallahi. Olmuşken ben bu işe bir nokta koyayım. Ha? Hazır çalgılar da var dedi burada. Şimdi bir kardeşimiz bize söz yazmış. Aramızda sıra dağlar kalkacak. Karanlıklar aydınlığa çıkacak. Dünyamızı mutluluklar saracak. Üzülme sevgilim, Allah büyüktür diyor. Güzel. Demek ki o da Allah'ın büyüklüğüne inanıyor. Yani sen sabret yeter ki diyor. Sevgili kardeşime teşekkür ediyorum. Metin Aslan. Sağ ol Metin. Bunları alıyoruz. Programımıza şeref verdiniz. Allah'a ısmarladık. Demeden önce... Kıraç, sen kendi müziğine ne isim koyuyorsun ya? Nedir? Senin yaptığın müzik ne? Yani nasıl söyleyeyim? Bazıları Anadolu rock diyor, bazıları rock müzik diyor. Ben hepsinden yapıyorum bir parça yani. Şimdi sen bana söyleyince evet, ben böyle çünkü her gün bir tane arkadaşımız çıkıyor ya. Şaşırıyorum artık kim nedir kim. Ya dedim ki tanıyor musunuz Kıraç? Evet evet dedi. Genç kızlar tarafından çok seviliyor. Öyle deyince biraz da gıcık alıyorum. Acaba çağırsam mı çağırmasam mı? Peki dedim hiç orta yaştan seven yok mu? Bizimkiler hemen öyle. Var var İbrahim Bey 60-70 de seviyor yani. Yazıyorum evladım bunları burada yazıyorum işte. Nasıl edeyim ha? Benim de görevim yazmak. Sallamak ya. Sallamanın vergisi mi var? Salla gitsin. Belki kuştaşa rast gelir. Yani. Aç aç biraz daha aç sen. Ya ben bir şey açmıyorum. Kendisi kim? Açılıyor. Kamera. Görüyorsun evladım kamera. Bak beni yoldan çıkarıyorlar. Ben bir şey yapmıyorum. Benim günahım yok. Vallahi yok. Bak yemin ediyorum Kur'an günahım yok benim. Gel abi. Okuyamıyoruz. Okuyamıyoruz. Çünkü şarkının sahibinin avukatı bütün televizyonlara şey çekmiş. E bu işler böyledir kızım. Köşede kalır. Kimse okumaz. Sen alır bir yere getirirsin. Ondan sonra başarlar şey yapmaya. Bu normaldir yani. Ama tabii hak denen bir şey vardır. Hak denen bir şey vardır. O hakkın da teslim edilmesi lazım. Ama bu haklar da işte bazı menfaatler araya girdiği zaman uzuyor. Uzadıkça bak biz 4 haftadır Palaremzi'yi okumuyoruz mesela. 50 haftada okumam. Ne olacak? Yani hayır hayır ne olacak? Ha okumayız. Sanki farz et. Şimdi dedi ki Selhami ya dedi Ankara'da bir problem var onun için. Dedi ki olmaz abi bütün arkadaşlar soruyor diyor ki senin plakın niye yok Ankara'da? Ya dedi ki Selhami çocuğum bir durum var onun için göndermiyorum bir hesaplaşma var. Abi dedi olmaz dedi benim niye plakım burada yok. En son baktı ki firma sahibi çıkamayacak. Dedi ki Selhami farz et dedi Türkiye'de Ankara yok. Yani siz de farz edin. Palaremizi yok abi. Bu kar vuran yaza döner. Acılar tükenir biter. Sil gözün ağlama yeter. Sana gelen bana gelsin. Kalan ben ağlar. Sil gözün ağlama yeter. Sana gelen bana gelsin. Kalan ben ağlama. 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 Sus ağlama. Ağlama.
gelsin kadan ben ağlam. Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan. Sana gelen bana gelsin kadan ben ağlam. Bu kar boran yaza döner, acılar tükenir. Senin bir parçan var beni ağlatan. Şöyle yarım onu söyleyebilir misin bana? Söylerim abi. Bugün benim halim yaman, derdim büyük başım duman. Sen bana sabır ver Mevlam, bu yaraya yok mu derman? Sen sabır ver Mevlam, gönül sevdi bilmez ferman. Nereden sevdim cana itti, yârim gitti, ömür bitti. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası. Kapanmıyor, sönmek bilmez, yanar durur. Çektim siz çekmeyin. Gönül yarası. Kıraç! Mesela içinden gelse ne okursun? İçinden gelse. Bir re alabilir miyim? Sesi re sadece. Yüksek minare. Aman aman, büyük
yedirmesin. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle dert eden, beni böyle ortalarda bırakma. Gelir beraber. Mesela deyin ki şimdi İbrahim Tatlıses. Farz ederim sen de bir çöldesin. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Ah yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ah başım alıp gidem gurbet illere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Başım alıp gidem gurbet illere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni.
Aydemir abi ne söylüyorsun ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Aydemir ne oldu? Ya kardeşim 10 tane kaset etti be söylüyorum. Aydemir abi ne? Ya bırak Allah aşkına ya. Diyorlar ki adam sana soruyor ne söylüyorsun? Ya bırak bundan bir şey olmaz ya. Bak bütün Türkiye beni tanıyor diye bir şey olmaz. Hiç böyle bir adam gördün mü? Ya Aydemir abi ne? Ya Yeşil Örneği'ni okumuyorsun kardeşim. Lan bunu mu söyleyeceksin? Okuduk. Okuduk lan. Hatırlıyorsun değil mi? Geçen gün konuştuk ya. Ne diyor? Repertuar yaptık da Yeşil Ördeği... Yeşil Ördeği koydu. Evet. Ördeğe takmış. Ördek. Aha şimdi Aydemir evet. Akbaşı ördek dedi. Duyurdun diyecekler. Şimdi herkese. Aha. Eyvah yandık o da 50 milyar tazminat açacak. Efendim. Sizlere doyum olmuyor. Hakikaten doyum olmuyor. Yani... Böyle hafif soldan doğru. Çok şeker abuna vallahi. Çok şeker iki kere astılar ölmedi. Nasıl yani? Nasıl yani? İp dayanmıyor, ip kırılıyor. Bak çocuklar astılar mı? Çocuklar çöp gibi. İpi astılar, ip böyle. Ama sen astılar, lüp değil sen aşağı düşürsen. Ama anlayamadım. Çünkü ip sana kıyamıyor. Ha, ya tabii sen ağır mı, kilolu mu zannettin kendini? Öyle zannettim. Çok severim balık etini. Balık etini hemen ne? Oo. Abi hep kebap kebap olur mu? Biraz da balık yiyeceksin evet. Değil mi? Evet. Evet. Alayım abi sizi buraya. Gelin. Şimdi Hakan'a, Kıraç'a, Serap'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kamera seni böyle alıyorum evladım. Kamera seni böyle alayım evladım. Gel bağlamayı çekeceksin. Şimdi artık bütün parçaların sonunu yine Karaözüm habbesiyle bağlayacağız. Çünkü niye diye sorarsanız Arif Hoca bize yeni bir stil öğretti abi. Bizim oğlan da onu nasıl kaptı? Arif'ten güzel çalıyor. Hanımından Arif dinliler. Bizim Kemal çalmış ya. Aa hanımı diyor ki Arif bunu sen mi çaldın? Diyor yok hanım yok Kemal beni çalıyor. Buraya malilerine bak. Evet hazır mısın abi? One, two, one, two, three, four. Şimdi ben bunu elini tuttum. Mikrofon da elinde. Bu da koluma takıldı. Kendi böyle kaldı sonra böyle. Allah cezanı çekil. Pis herif. Seninki var hadi neyse. Neydi? Var yok var yok. Evet şimdi söyle. Söyle. Var yok. Lan gene var bana düştü Allah. Nereye gitsem var düşeyim. Bu tarafa abi, geleyim. Abi kıracın en başa geçmesi lazım. Kıraç geç bakalım bu tarafa. Var. Yok. O var oldu. Bu ne olacak şimdi? Olmaz abi ters oluyor. Var. Yok abi gel sen yanıma gel. Kıraç geç bu tarafa. Kıraç. Kırmayayım bir tarafına. Kıraç ya. Evet. Üç, dört. Habbesi le 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 canım gönlüm sevmez herkesi esma sen güzelsin olursa o kız olsun le 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 canım esmerler kovardası esmer sen güzelsin olursa o kız olsun le
le le le le canım. Esmerler havardasın.